Dün enfusu olduğu için bugün psikoloji yapacağız ama bugünkü psikoloji kendi tespitim değil. Gene malum içerideyken Kur'an'dan kendime teselliler aradım. Risale-i Nur'dan değil. Kur'an'da işte yap yapma, de deme, bulun bulun, şöyle bak bakma. Peki aynen öyle bulabilir misiniz? Bazen İşte sure ve ayet numaralarını söyleyeceğim. Biliyorsunuz da yeni gelen varsa. İlk önce sure numarası, sonra ayet numarası ama mealine baktığınız zaman bazen, çok bazen aynı metin göreceksiniz. Çünkü salise veya orada ima, telmi, işari, manadaki psikolojiye bakan yönüne bakıp almışım. Öyle bakılmasını istiyorum. Enbiya suresi, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ala Resulina Muhammedin salavat. Enbiya suresi, 21. sure, en son gelmiştik, 53. ayetinde, sırayla gidiyor, bazen gitmiyor. 53'ten 56'ya atladı. Sonra 60-63. Böyle yani psikolojiye bakan ve o andaki, o hapisteki halet-i rühyenin kavradığı, yakaladığı mana. Ama psikoloji manası. Enfusi falan değil, bilesiniz. 53. ayet. 21. surenin 53. ayetinde psikolojik olarak ne diyor? Duyduklarını düşünmeden benimseyen taklitçi Müslümanlar putları farkında olmadan Rab yapmışlar. Buna bu asırda en bariz misal ise Mim K'dir. Bir daha 21. surenin 53. ayeti. Duyduklarını düşünmeden benimseyen taklitçi Müslümanlar putları farkında olmadan Rab yapmışlar. Buna bu asırda en bariz misal ise Mim K'dır. 55. ayet. Senin hayatına tenkit ve takdirlerine bakarlar. Yani bunun hakkında bir şey söylemek istiyorum hele bugün. Bunu, bu ayet okuyayım. Çok hoş. Senin hayatına tenkit ve takdirlerine bakarlar. Bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun? Peygamberimize demişler. Bakıyorlar. Söylediklerini yaşamaya gayret edersen, gerçek olduğuna vicdani kanaatler olur. Şimdi arkadaşlar, hem size bir özür, hem size bir teselli adına bir tespitimi söyleyeceğim. Tabii ben bu parkura 80'de girmişim. Allah nasip etmiş, hamdolsun. 80. Çok insan oturdu, çok insanlarla oturdum. Çok kişilerden ders aldım. Çok. Yani derslerini dinledim yani. Çok devletlerde bulundum. Öyle bir çalışma veya seyahat değil. Vazife yaptım. Kâh dershanecilik yaptım. Kâh cami imamlığı yaptım. Söyleyeceğimin altını dolduruyorum bununla. Kanaatim şu oldu ki, sevmek ve nefret etmek, tenkit etmek öğrenilmiş olduğunu gördüm. Kişinin kendi doğasından değil. Mesela ben söyleyeyim, siz herkes kendi ailesini hayal et. 6 yaşına diyor, değil mi İmam Azam? 6 yaşına kadar istersen 50 tane yabancı dil yükle çocuğa. Sabit hard diski var bilgisayarda, sabit. Bir de geçici hafıza var, RAM. Kapattığın zaman kalkıyor, siliniyor. Bir sabit olan var. İşte 6 yaşına kadar
sabit hafıza oluyor. Karakterin altıya kadar oturuyor. Bir evi düşünün ki hep tenkit, hep eleştiri, hep nefret, hep aşağılamak, hep biz, onlar. Onlar var ya, böyle bir ortamda büyüyen bir çocuk, bu çocuk nefreti öğreniyor. Sevmeyi öğrenemez. Risale-i Nur talebesi oluyor, gayret ediyor zavallım benim, didinip kalıyor, sevmeyi bir türlü beceremiyor. Böyle zihinlerimizde hep böyle tenkit. Tenkit. En çok sevilen şeylerden bir tanesi de tenkit olmuş oluyor. Oysa tenkiti tenkit etmeli. Çünkü ustad zemm etme var ya kötülemeyi. Zemmi zemm etmek lazım diyor. Değil mi Uvvet Risalesi? Kötülemeyi kötülemek gerekiyor. Arkadaşlar, tenkit öğrenildiği gibi biz sevmeyi öğrenememişiz de onun için sevemiyoruz. Misal vereyim. Sevgimizi diyemiyoruz eşimize. Kardeşimize diyemiyorum. Bu o kadar ciddi bir ihtiyaç ki, yani öğrenilememiş. Resulullah'ta misal vereceğim. Mesela insanlar ne kadar suratı asık ki şuna ihtiyaç olmuş. Tebessüm etmek sadakadandır. Ne kadar nefret gelişmiş ki Allah Resulü saadetinde, zamanında muhabbetle alakalı. Bak, tebessüm sadakadır diyor. Başka ne diyor? Sevginizi söyleyin diyor. Buna ihtiyaç duyulmuş değil mi? Yani ben biraz psikoloji, ruhiyat olduğum için, ruhiyatçı, yani bu tarafta kafam biraz çalıştığı için, yani Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam şu kardeşinize sevginizi söyleyin sözünü geçiyorum. Ben bunu söyleyen zatın söyleme ihtiyacını seyretmeye çalışıyorum. Buna nasıl ihtiyaç duymuş? Yani bu zat aleyhissalatü vesselam buna niçin ihtiyaç duymuş? Çünkü muhatapta korkunç bunun zıttı var. Seviyorsun eşini, çocuğunu, kardeşini ve tutuyorsun içinde. Yok ki öyle değil. Kur'an bile namazda şöyle okusan, namazdasın. Olmuyor. Kıraatın farzıdır. Kendin duyacak kadar. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sen hatanı sen düzelteceksin. Ama şöyle okusan. Peki Risale okuyorsun. Şöyle okusan Risale'yi. Değil. Ne olur? Allah'ın şu sıfatı aktif oluyor. İlim, akıl, göz, basar. Peki, insan biliyor musun nereden geliyorsun diye sen kendin duyacak kadar okursan, bir, akıl, ilim, iki, göz, basar, üç, kelam. Kelam olunca kelamın içerisine ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Yani kendin duyacak kadar okuyacaksın. Gözle okunmaz Kur'an kardeşim. Gözle okunmaz. Hatta namazdayken karşıdaki şeyi gözle okusan bir şey olmuyor da. Ama lillezine amenu falan. Bak sesli yapsan olmuyor işte. Mekruh oluyor. Ya demek istediğimi içeride bu Kur'an'da misal verdim. İçeride sevgini tutsan sana malzem oldu ama iletişimde, münasebetimizde harç olmadı. Bakın nereye ihtiyaç var, ne kadar ihtiyaç var ki bunu söylüyor. Önünüzde diyor insanlara zarar verecek o şeyi, taşı kaldırmak sadakadır. Demek ki toplumun egoistliğini seyret bununla. Toplumun egoistliğinden dolayı. Tamam mı? Başka? Tebessüm sadakadandır. Toplumun ruhsal yapısını seyredin bununla. Aynı seyrediyorsun ya. Yeniden inşa ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hulasa şu. Sevmeyi bilmiyoruz. Sevmeyi bilmiyoruz. Sevemiyoruz. Sevmek istiyoruz.
Bir türlü sevemiyor musun? Diyecek, bu derste olan diyecekler ya, al ne diyor. Maalesef sevmeyi beceremiyoruz. Sevmek böyle, sevmek, ben seni çok seviyorum, tamam da, esas o değil. Uhuvvet Risalesi'nden çıkarttım. Seviyor musun? He, kusur görmezsin. Başka? Ve o olmadığı zaman diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ve vefa aktif olur, onun aleyhinde bulundukları zaman diyor, onun orada şahs-ı manevisi var olduğunu hayal edip, o yokken onu müdafaa etmektir diyor. Allah Resulü hadisi bilmana söylüyor. Seviyor musun eşini? Söyleyemiyorsun ama kusuru görmemen gerekiyor seviyorsan. Muhabbet gözü kusuru görmez. Ama biz sevmeyi öğrenememişiz. Ama hem özür hem teselli ne demek? 6 yaşına kadar kavga gürültü ortamında büyüyen bir çocuk. Siz, ben, anne, baba, kavga, yani böyle bir ortamdaysa sevmeyi zor becerirsin. Onun için kendine faturayı çıkarma. Niye beceremiyorum ya? Niye yapamıyorum şunu? Deme. Bu ya, bu kadar yapabildin mi? Elhamdülillah. Niye beceremiyorum demen var ya. Ben niye beceremiyorum? Niye iyi değilim? Ayağın başımın üstündedir. Bunu diyebilmek. Çünkü diğeri 6 yaşına kadar sana sevmeyi öğretemediler ailende. Allah peki ne yapıyor? En son şeyime geleyim. Cenab-ı Hak bize sev diyor. Nasıl bileceğim ya Rabbi? Severek sevmeyi öğretiyor. Bir daha cümlem bu. Cenab-ı Hak sevmeyi bize severek öğretiyor. Bizi seviyor. وَمَا رَبُّكَنْ بِزَلَامٍ لِلْعَب۪يدِ Rabbin kulları üzerine zalim değildir. Her tarafta Bismillahirrahmanirrahim. Şu Kur'an şöyle başlayabilirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben öyle bir Allah'ım ki, kahar ve muntakim olan Allah'ın adıyla başlarım. Demiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Veya kahar veya cebbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle cebbar ve kahar bir Allah'ım diye başlamadı. Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Yani bununla alakalı neyi okuyabiliriz? 32. sözde muhabbet nasıl olmalıdır? Eşine, ailene, çocuğuna, abine, hocana, ustadına, şeyhine, duaya, tabiata, bahara, kendine, Allah'a, evliyaya, risaleye nasıl seveceksin? Orada anlatıyor. Demek ki bize severek sevmeyi öğretemediler. Hele hele en son olsun diyorum ama en son hele senin annen kendi egoistliği için işe gidip seni kreşe başkasına dadılığa vermişse sen merak etme. Sen şimdiye kadar böyle korunuyorsan sen evliyasın. Anne kucağına aldığı zaman zannediyor ki onu susturuyor. Göğsündeki, kalbindeki ritmi veriyor. O ritimle bu ritim oynatıyor. Çünkü çocuğun ritmi çok tuhaftır doktor. Bazen daha oturmamış ritim. Kalp oturmamış ha. Bir böyle atıyor. Bir ara boşluğu oluyor. Bir çok yakın oluyor. oluyor. Ya öğrenilmesi lazım. Köpek eğitmenleri, at eğitmenleri, seyis. Atı bile eğitiyor ya. Biz de duygularımızı eğiteceğiz. Duygularımızı eğiteceğiz. Nasıl eğiteceğiz? Tenkitçilerin yanına oturmayacaksın. Uzak dur. Tenkitçilerin yanında uzak dur. Tamam. Böyle bir ailede olmayacaksın. Sana oldular, sen olmayacaksın. Evde tenkit ediyor. Etmeyeceksin sen. Zulme uğrayacaksın, zulüm yapmayacaksın. Öleceksin diyor Allah Resulü ama öldürmeyeceksin. Zulme uğra, zulüm yapma. Evde hücum göreceksin ama sen yapmayacaksın. Çözümün parçası olacaksın, sıkıntının parçası olmayacaksın. Mesela şu anda 56. ayet okuyacağım. Enbiya Suresi. Enbiya Suresi 21, 56. ayeti. Bakayım ne diyor.
söylediklerini yaşarsan bu gerçektir. Ben de buna şahitlik edenlerdenim demiş oluyorsun. Allah Allah. Cenab-ı Hak nasıl öğretiyor görüyor musun? 63. ayet. Daha büyük fitne olacaksa, hayatın ciddi tehlikeye girecekse, dinine ciddi hizmet edecekse yalan denilebilir. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sordular İbrahim'e. İbrahim aleyhisselam hayır dedi. Oysa o yaptı. Bu işi şu büyükler yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bir ulul az peygamber kafirlerle mücadelesini seyredin. Ahmak gibi kendisini dişlinin içine atmamış. Kendisi baltayla kırdığı halde bunu sen mi yaptın İbrahim dediler. Hayır dedi. Bu işi şu büyük put yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa ona sorun dedi. Bil ulul az peygamber kafirlerle mücadelesini seyredin. Karşınızda zındıklar var. Hem hayatına hem de dinine düşman. O zaman ne yapacağız? Yalana birkaç yerde cevaz verilmiş. Ben ahkam çıkartmayacağım ama o fıkıhta vardır. Bir, Müslümanları barıştırırken, bunların başında karı kocayı barıştırırken yalan caiz. Hanıma, yani hanıma gidiyorsun diyorsun ki ya var ya senin efendin ya İbrahim. He? Allah Allah hiç tahmin etmez. Ne oldu? Hani kadınla koca arası yok ya. Ya benim eşim diyor. Senin için şöyle ne kadar güzel şöyle söyledi. Oysa ya dememiş yani. Ya demez. Ya duyduğumu söylüyorum ya. Allah Allah. Ne yaparsanız yapın. İster inansın ister inanmasın. İnsan takdirin çocuğudur. Takdiri reddedemez. İstemiyorum. Koy cebime. Ne kadar doğru söyleseniz de söyleyin. Hiçbir nefis, hele bu asırda hiçbir nefis tenkidi. Hey Allah razı olsun ya. İyi ki söyledin ya. Çok rahatladım demez. Kabul eder, hazmedemez. Tamam? Tenkit böyle biraz berbat bir şeydir ya. O zaman müminler arasında, karı koca arasında yalan denilebiliyor barıştırmak için. Casusluk yaparken denilebiliyor. Bir de ben Kur'an'dan çıkarttım. Bir, İbrahim Aleyhisselam'ın bu şeyinde. İbrahim sen mi kırdın bu putları? Ulul az peygamber ya. Şey olmadığı halde, suf'u gelmiş. 50 suf mu, 100 suf mu gelmiş İbrahim Aleyhisselam? Kitap gelmediği halde, ulul az peygamberi değil. Ulul az peygamberi. Davut Aleyhisselam'a kitap geldiği halde, ulul az peygamberi değil. Şimdi bir ne çıkarttım İbrahim Aleyhisselam'ın? Ey İbrahim sen bunu sen mi kırdın? Hayır dedi. Konuşabiliyorsa şu büyük puta sorun dedi. Ya o yapmıştır veya o kırarken görmüştür diyor. Burada girmiş birisi kim kırdıysa söyler diyor. Veya kendisi kırmıştır diyor. Yani eğer gireni söyleyemiyorsa o zaman kendisi kırmıştır. Ona şey yapın. Ya İbrahim o konuşur mu ya dedi. Konuşamayan, göreni bilemeyen, orada olanı göremeyen nasıl ilah olur dedi. Değil mi? Biliyorsunuz. O zaman şöyle çıkarttım ben. Daha büyük fitne olacaksa, ya doğru diyor. Daha büyük fitne olacaksa. Mesela bir misal vereyim. Bu Ramazan'da sordu. Kızın bir tanesi ona sormuş, buna sormuş. Hanım yani. Ben diyor kızken, bekarken bir markette kasiyerdim diyor. Kasada. Para alıyorlar ya markette. Orada diyor babasıyla arıyor beni. Ya diyor tamam anlat. Ya müşteriden kalan ya şeyden diyor aşırdım diyor parayı. Senelerce 5-6 sene çaldım dedi. Kasadan çaldım. Şimdi evlendim diyor. Onunla da işim kalmadı. Fakat ben şimdi nurları tanıdım vesaire. Vicdanım yanıyor. Ne yapacağım? Şimdi diyor gidip desem ki sahibine
Ya sahibine gidip desem ki, ben buradan şu kadar para almıştım. Yani nasıl karşılarlar? Çok kötü olur diyor. Vermesem de olmaz. Ne yapayım dedi ya. Bak bunu kullan. Eğer söylemekte daha büyük sıkıntı olacaksa müminler arasında deme. Peki hakkında nasıl kurtulacaksın? Tahmin et ne kadar o zamanın parasıyla ne kadardı? Hesap ettim dedi. O zaman de ki ya Rabbi felancanın hakkı bu. Onun ruhu için ben bunu zekat ve sadaka olarak veriyorum. Haşir'de karşına çıktığı zaman niye demedin? Verdim ama niye demedin? Ya Rabbi büyük fitne çıkacaktı. Müslümanlar arasındaki fitne katilden eşittir. Ama ben onun ruhu için bak verdim. Okul diyecek ki benim paramı almıştın ama bak yaptı ama aldı ama diyecek Haşir'den hesap. Bak senin adına bunları ödedi. Ölenin kul hakkı da böylelikle olabilir. Mesela benim kulumu kul hakkına tecavüz etti, öldü. Ne yapacağız? Veya ben onun kul hakkına tecavüz ettim. Onunla helallaşamam ki, kabire gitti. Onun adına hayır hasenat yap. Haşir'de karşına dikildiği zaman diyeceksin ki, evet ben bunun hakkına tecavüz ettim ama öldü. Helallaşamadınız ama alacağın ne kadardı ey kardeş? Ey Ahmet, Hasan'dan ne kadar alacağın var? 5. Bu sana ömür boyu dua etti ya. Bunun ömür boyu 16 sebap var. Sen 5 alacağın var. Demek ki daha büyük fitne olacaksa hayatını ciddi ölüm tehlikesine koyacaksa dini hizmetine, kutsi hizmet imaniyeye ortadan kaldıracaksa yalana gerçi ruhsat verilmemiştir diyor işaretleyeceğiz da ustad. Çünkü kuyudu ihtiraziyesi yok. Yani nerede nasıl tutulacak denmemiş. Hizmet edilecekse yalan denilebilir diye bir çıkarım olmuş. Bunu da şuradan çıkarılmış. Biz Kur'an'dan ahkam çıkartacağız insan değiliz. Bu ilahlarımızı sen mi yaptın, sen mi kırdın ya İbrahim diye sordular. İbrahim aleyhisselam hayır dedi. Bu işi şu büyükler yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa onlara sorun. Burada aslında onlara havale etmiş bir yalan olmadığını söylüyorlar tefsirciler. Yalan değil, fikir egzersizi yaptırıyormuş. Hayır. Hani kesip çekip gitmedi, ben yapmadım diye demedi, gerisini getirdi. Bu yapmış olabilir. Burada düşüncesinin önünü açmak yapmış diyor. Yani karşıdakilerin kilitlenmiş düşüncesinin üstünü açıyormuş. Evet dese hiçbir şey dinlemeyecek seni. Dur hayır. Kim? O zaman düşüncenin yönünü açıyormuş. Yalan değilmiş bu. Tamam. İlk önce yalan gibi gözükürken yalan değil. Onu bataklıktan yani küfür, sonsuz hayattan kurtarmak için bir yöntemdir. 64. ayet. Sonra dönüp birbirine asıl haktan ayrılanlar siz dersiniz dediler. 65. ayet. Onlara izah değil, kendi davalarının sorgulamalarını sağlamak için sorular sor. Mesela karşında İslam düşmanı var. Risale, cemaat düşmanı var. Onlara bir şey anlatmak değil, öyle sorular sor ki kendi inandığı davayı sorgulasın. Mesela bir misal vereyim. Allah var mı diye sordular. En kısa cevap nedir? Niye yok? Yokluğunu sen söyle. Bakayım kaç kelime söyleyecek. Niye yok? Görmüyorum diyecek. Görmediğin şeyler yoksa sen de yoksun zaten. Bu sendeyiz gibi. Yani mesela ahiret yok. Sence niye yok? Gördün mü bak. Kendi düşündüğünü sorgulattır. Bazen en iyi cevap onlara sorular sormak
ve davalarını sorgulamaktır. İşte İbrahim Aleyhisselam bu yöntemi kullandı. Zahirde mela bakarsan yalan zannediliyor. Yalan değil bu. Ben mahsus o şey kadar konuştum. Yalan gibi gözüküyor. Değil. Kendi saplantılarını sorguluyor. Sorgulattırıyor onlara. Bu yöntem kısa ve kesindir. İbrahim Aleyhisselam müşriklerle mücadelesinde sorular sorarak onları mağlup etmiştir. Ama onlar inat ettiler. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi en son. İbrahim Aleyhisselam orada yalanı söyleyip çekip gitmedi. O zaman yalan olur. Yöntem kullanarak kendi doğrularını sorgulattırdı. Sonra ne dedi? Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Bak ne güzel dedi. Yok ben niye kırayım? Ben kırmadım demedi. Ne dedi? Diyor ki hayır dedi. Şu büyük put diye put buraya girip kıranı görmüştür. Sorun o söylesin veya kendisi kırmıştır diyor. Gireni diyemiyorsa o zaman kendisi de kırmamışsa bu nasıl ilahtır dedi. Demek ki devam. Adamlar bir anda acayip oldu. Sonra da inat edince siz aklınızı kullanmaz mısınız? Demek ki yalan sonuçtur. Bu yalan değil, düşüncenin ortasında kullanılan bir yöntemdir deyip ayrılmadı. 69. ayet. Merak etme, adetullahları bazen Rabbimiz çalıştırmıyor. Tıpkı İbrahim'i ateşin yakmaması gibi. Mesela kansersin, koronasın. Allah mecbur değil ki adetullah'a koyduğu kurallara mahkum olsun. 4 tane sistemi var kuralların dışında. Mesela yukarıdan aşağı düştün, ölmen lazım. Suya düştün, ıslanman lazım. Değil mi? Ateşe düştün, yanman lazım. Bu adetullah'tır. Adetullah'ın arkasında veya içinde şöyle bir sistem de çalışıyor. İnayet, ihsan, ikram, lütuf, kerem. Yani inayet hassa, ihsanat-ı mahsusa bir tane de var. Nasıldı? 3 tane. İnayet-i hassa, ihsanat-ı mahsusa, ikram bir tane de var. Yani Allah bu sistemin dışında imdadat-ı hususiye, evet. İmdadat-ı hususiye. Bak, yani mesela adam kanser, öldürmüyor Allah. Düzeliyor. Allah kurala tabi değil ki. Var bunun hakkında biliyorsunuz çok sadaka bela hedef ediyor. Mesela karar verilmiş diyor. O kadar hadisler var aklıma geliyor ki ama ders şey olur. Ya niye? Bu ölmesi lazım diyor. Yastığın altında yılan var. Yılan var. Korkunç Arabistan sıcak bölgenin yılanı. Sokup öldürmesi lazım. Allah Allah. Resulullah dedi ki ölmesi lazım. Tamam mı? Dün dedi. Bu gece. Yarın falan canın cenazesi olacak diyor. Bir baktı söylediği zat geliyor ölmedi. Ondan sonra Allah Allah nasıl ölmedi? Dedi ki ölmesi lazım niye? Git dedi dön yastığın altına bir bak dedi. Yastığın altına baktı ki korkunç yılanlı zehir. Zehirli yılan. Ölmüş. Ha o onu öldürecekti. Niye ölmüş? Sonra Rabbine sordu. Sadaka verdi dedi. Hadiste de var ya, hastalıklarınızı, bela ve musibetlerinizi sadakayla tedavi ediniz. Yani bunlar şunu, imdadat-ı hususiye, inayet-i mahsusa, ihsanat-ı inayet, ihsan, imdat, mahsusa, hususiye ve amme diye. Bu sistem de cereyan ediyor. Yani adetullah'la beraber bu sistem de çalışıyor. 70. ayet. Sana tuzak kuracaklar, endişe etme, tuzakları kendilerine tuzağa dönüşür. Tuzakları tuzakları olacaktır diyor.
71. ayet. Eğer zulme dayanıyorsan hicret et. Dayanamıyorsan hicret et. Sana kavmin, cemaatin, yakın akraban veya zındıklar zulmettiklerinde memleketi değiştir. Onları ve orayı terk et. Ne zaman yapacaksın? Hicret kalmaya daha sevimli gelince, hicret kalmaya, yani hicret mi kalayım mı? Hicret sana daha sevimli gelince, bu sana hicret etme emri manasınadır. Yani kalayım mı ben bu sıkıntıların içerisine, şehri terk edeyim mi? Yani mesela hizmette kardeşlerle sıkıntı oldu. Memursun. Değiştir, başka yere tayin al. Veya oranın müdavimisin, emeklisin. Değiştir. Peki ne zaman değiştireyim? Hicret etme ile kalmak hangisi kalbine daha yakın geliyorsa o sana konuşmakmış. Sen hicret et demekmiş. Ama tahammül edemiyorsan sıkıntılara. Yetmiş ikinci ayet. İbrahim aleyhisselam yaşlılığında İsmail ve İshak'ı verdi. Fazlalık olarak da torunu Yakub'u verdi. Ya adetullah var mı şimdi? Kaç yaşındaydı karısına da çocuk olunca? Kaç yaşındaydı abiler? 90 mı? 90. Kendisi 100 küsür. Adetullah mı bu? İnayet, ihsanat, imdadat, hususiye, am. Bak, çalışıyor demek ki. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı. Veya ne bileyim, herkes kendi hayatına baktığı zaman görür. Mesela ben şimdi aklımın olması, sağ olmam, inayet, ihsan, imdadat. 74 ve 79. ayetler topladım. Allah sevdiği kullarına ihtilafları adil biçimde çözüme kavuşturabilme bilgisi ve melekesi verir. Çok güzel bu. Allah sevdiği kullarına kendi dertlerini, ailesinin derdini, insanların derdini, ihtilaflarını kaldırmak, onlara çözüme sebep olmak için adil biçimde çözümü kavuşturabilme bilgisi ve melekesi verir. Allah'ın sevdiği kullarına verirmiş Allah. Buna Kur'an'da doğru hüküm yeteneği ve ilmi verdik dermiş. Doğru hüküm ve yeteneği ve ilmini verdik denilen Allah Resulü Nümine, ondan sonra ümmetine genellenmiş. Alimlerine nedir o? Sevdiği kulları, akrabası, kardeşleri, cemaatin dertleri, sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için bazı Allah'ın özel has kullarına doğru hüküm yeteneği ve ilmini verdik diyor ona. Sanki peygamber gibi iş yapıyor o köyde, o şehirde, o ilçede. Ustad da diyor ya buna ait, bilinmedikleri, görüşülmedikleri halde bir veli azam gibi, bu kutbul azam gibi insanlar nokta istinadı oluyorlar der. Evet. İncil'de var, 19. mektupta onu alayım ben, bakayım. O 19. mektupta geçtiği için 170. sayfada El Feraklit İncil'in tefsirlerinde ve mektubatta hak ve batılı birbirine tefrik eden hakperest zat. Çok güzel. Evet, Risale'den güzel oldu. Sonra devam ediyorum. 74'ten 79 arasıydı. Daha bitmedi cümlem. Ve çirkin işler yapan toplumdan ve kasabalardan uzaklaşmayı sevdirir, sevimli gelir. Âli ruhlar, baktım münakaşı var, baktım şehir berbat. Buraya nasıl geldiyse memur veya işte bir şekilde veya bu cemaat veya bu grup, yani İstanbul'dasın ama vallahi bulunduğum grup tenkit, eleştiri, onun halinde
cemaat olur. Ne bileyim şehir yaşanmaz olur. Ne bileyim binada komşular şey olur. Bu sefer sana hicret sevimli gelir. O Allah seninle konuşuyor işte. Onunla hicret et. Çirkin işler yapan toplumdan ve kasabalardan uzaklaşmayı sevdirir, sevimli gelir sana. Allah'ın belası bunun tersidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmak sevimli gelir. Allah birisine bela verirse nasıl veriyor? Zulüm yapmak, haksızlık yapmak ona hoş geliyor. Risale'de ona ait bir cümle var. Ne deniyor? Yılan su içer, zehir akıtır. Aynı suyu arı içer, bal akıtır. Bazı insanlara da zulüm etmek, haksızlık yapmak hoş geliyormuş. Kim, ne demek bu? Kim bu adam? O Allah belasını verilen adamdır. Allah ona belasını verdi. Bela vermeye daha demene gerek yok. Adam bilerek haksızlık yapıyor, bilerek çalıp çırpıyor. Ya ondan daha büyük bela olur mu? Niye? Ya bu elimle ne kadar insan toprağa indirmişim ya. Bak bazı korona şeylerde, korona diyor normalse, ya siyah torbaya koyuyorlar. Yani beyaz kefen bile nasip olmuyor. Yani ne acayip bir şey yani böyle. Bilmiyorum içerisini açmadım fermuarın ama kefen vardır herhalde. Vardır da sonra o torbaya koyuyorlar. Ama mezara siyah ile indiriyor. Yani niçin söyledim? Ya bu buradan geçip gittin. Yani burada kim için o binayı aldın? Kim için çaldın? Kim için yalan söyledin? Kim için zulmettin? Haksızlık şey yaptın? Yani değdi mi ya? Yani öyle bir şey yap ki cehenneme gitmeye değsin yani. Öyle bir şey yap ki cehenneme, evet cehenneme girdim ama değdi ya, dünyada bu işi yapmıştım. Böyle bir iş var mı ya? Tövbe estağfurullah. 76. ayet. Dua elden bırakma duayı ama aceleci de olma. Duayı elden bırakma. Ama aceleci de olma. İnnel insan el acula. İnsan acelecidir. 77. ayet. Allah düşmanlarını inat, gurur ve kibirlerini artırarak içlerine sokar. Allah düşmanlarının içine inadı, gururu, kibirlerini artırarak o duygu, inat, gurur, kibirin içine sokar. Artık bundan çıkamaz olurlar. Ya, üç tane şey. İnat, gurur, kibir. Sıfatları söyleyeyim. Nemrut'un sıfatı neydi? Neydi abi? Söyle söyle. Nemrudane inadı. Evet. İnat. Yani inat, batıldaki inat. Nemrut. Firavunane? Gurur. 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 Allah işte belasını böyle verir. Gurur. Kibir kimindi? Kibir. Hadi abi. Kimin abi? Şeddat. Şeddat. Kibir de onunmuş. Şeddadın kibri diyor. Taştı taştı yükseldi. Taştı taştı. Ya ustad adam ya. Kur'an'daki o şeyleri nasıl psikoloji şey dedi. Ben psikoloji de kullanıyorum. Ustad imani derste kullanıyor. 711 sözde. Ustad başka adammış ya. Tam kafa dengi bir adammış ha bana. Böyle. O kadar kafama yatıyor ki. Vallahi acayip. Böyle olsa da konuşsam diye. Konuşuyorum zaten. Risale'inler okuyunca benle konuşuyorsun. Vallahi böyle oturuyorum böyle. Bazen gülüyorum böyle. Ha koca ustad ne kaçıyorsun ya? Mesela kaçış rampası var ustadın. Mesela mektubatta var değil mi? Kaçıncı sayfaydı? 39 muydu? Ya 19 muydu? Diyor ki bazı evliyalar diyor ismi ve duda mazhar oldukları için mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar diyor. Tamam. Evliya vedud ismine mazhar. Mevcudatın pencereleriyle, yaprakla, kirazla, çiçekle pencere yapıyor. Vacibül vücuda böyle bakıyorlar diyor. Tamam. Hiç ender hiç onlar, hiç ender hiç ender olan şu kardeşiniz ismi Hakim ve Rahim. İsmi Hakim ve Rahim'e mazhar olan dedi.
Ne olması lazım? Vedud ismi mazhar olanlar, mevcudatın pencereleri vacib vücuda bakıyorlarsa, bu hiç ender hiç olan kardeşiniz ismi hakim ve rahmi mazhar olunca, işte sözler onlardandır diyor. Sözler külliyat. Tamam da ne oldu sende onu söyle. Kaçış rampası o. Rüşta böyle yapardı, aynı böyle yapardı. Kaçış rampası. Hop kaç ustad, kaç derdi. Derste yaparken kaç ustad, kaç. Çok hoşuma giderdi. Ver bak göstereyim ya. Ver bak bakayım. Kaçış rampası böyle. Kaç ustad, kaç derdi rahmetli. Miraç Risalesi'nde de var. Bak, bak kaçış rampasını göstereyim. Ya. 19 bak diyor ki ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibul vücuda bakıyorlar. Tamam. Vedud ismine mazar olmuş. Çiçek de Allah'ı seyrediyor. Allah Allah. Çiçek pencere olmuş. Böyle getir hop kafayı sokmuş. Çiçekten öteki tarafa bakıyor. Çiçek burada. Yani şunun gibi bak. Hop. Bak. İlk önce buna bakıyorum. Buna bakıyorum. Hop. Bununla bakıyor. Biz Risale-i Nur niye okuyoruz? Kur'an'a bakmak için. Allah'a bakmak için. Ahirete bakmak için. Gözlük işte bu. Aa bak okuyorum. Şimdi ne yapıyorum? Buna bakıyorum. Bak. Şimdi okudum tefekkür ederken buna bakmıyorum. Okudum tefekküre geçince bununla bakıyor. Gözlük gibi. Tamam. İsmi Vedud'a mazar olanlar mevcudatın pencereleriyle vacib-i vücuda bakıyorlar. Tamam. Anladık. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakimi hakimi mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Tamam. Sonra ne oldu? Vaziyetin. Bütün sözler o mazariyetin cilveleridir. Kaç ustad kaç. Kaç güzel. Çak. Tak. Kaçıyor. Bir tanesinden ne yapayım? Hey hey. 79. ayet. Yani 21. surenin 79. ayet. Doğruyu bulunca yanlışına ısrar etme. Ayetler bak. Doğruyu bulunca yanlışına ısrar etme. Peygamber bile fikrinden, doğrusundan vazgeçmiş. 10 tane ayette. 10 tane ayet değil mi? Bana kalsaydı diye peygamberimiz hadisi var. Ben Kur'an'da şey yapmazdım, kaldırırdım diyor. Mesela o münafığın cenaze kılmasını Hazreti Ömer kılmayacaksın dedi de kıldı yani, tamam vesaire. Şimdi doğru bulunca yanlışa ısrar etme. Peygamber bile fikrinden doğrusundan vazgeçmiş. Hakemlik yapmak çok zor ve sorumluluk getirir. Adam dünyada keyif yapar, sen hakim yanlış fetva verdin, sen azap çekeceksin azaba. Adama hiç soru sorulmayacak ve dünyada da keyif yapıyor. Onun için böyle fetva şeylerine hiç girmem ben. Eskide cahillik dönemimizde biraz girerdik. Gene cahiliz ama o kadar da cahil. Niye gireyim? Git sor kardeşim. Git oku bul. Yani bedihi şeyler hariç öyle sigorta nedir bilmem nedir. Ya ne uğraşacağım ya? Mehdi'nin yeni asrı Mehdi'nin böyle ihtilaflı şeyleri Mehdi'nin şeyi yapacak işte. Çünkü onun hakkında çok şeyli klukal var. Olayları ya ak ya kara diye çözmeye kalkma. Olaylar ya ak ya kara değildir. Grisi de var, ortası da var. Bu yani bazı Vehhabi tipler var. Bunlar iki modeldir. Vehhabi ile Şia. Ak ve kara. Ehl-i Sünnet ise hem ak var hem kara var da hem de ortası da var. Bu kolay yol. Olayın içinde kolay yol vardır. Onu o olayın içinde var bul ve çıkart. Yani sıkıntı var mı? He. Çözüm nerede biliyor musunuz? Orada. Başka bir şey de arama. Orada onun içinde ara. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın
hadisesi değil mi Kur'an'da? Yani anlatacak değilim uzun da merakınızı uyandırayım. Adamın tarlasını çiğnemişler. Hayvanına yedirmiş yani. Hem çiğnemiş hem yedirmiş. Sürü sahibi. Bu dedi tarlamı hayvanlara yedirdi. İşte Süleyman Aleyhisselam nasıl bir çözüm getirmiş. Sürü sahibi de mağdur olmadı, tarla sahibi de mağdur olmadı. Çok acayip bir yöntem. Yani yok öyle bir yöntem şimdi. İnan yok. Hiç düşünün, duydun mu onu? Çok doktor, acayip. Yok böyle bir yöntem, mübalağa etmiyor. Yok yani. Hem koyun o sürü sahibi mağdur olmadı, hem tarla sahibi, ikisi de memnun oldu. Çok acayip ya. 84. ayet. Bu arada gidiyoruz ama on geçen başlamış daha var. Başına gelenlerden kim bilir istifade ve istikametlerine vesile olacak? Mesela bazı hadiseler var değil mi? Başımıza hani bir musibet, bir nasihattan evla. Başına gelenlerden kim bilir istifade ve istikametlerine vesile olacak. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Bu Eyüp Aleyhisselam daha sonra çocukları ile bütün malı mülkü telef oldu. Biliyorsunuz devam ediyor ayetin. Bu Eyüp Aleyhisselam yani bu sebebi nedir bu ayet? Eyüp Aleyhisselam ve daha sonra çocukları ve bütün malı mülkü telef oldu. Kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Ancak o bu felaketten büyük bir sabırla karşılayarak Allah'a ibadet ve duaya devam etti. Allah'a sorgulamadı. Allah da ona kaybettiklerinden fazlasını verdi. İşte bu peygamber kıssası hayatımızı yorumlama hem zemini hem malzemeleri oluyor. Düşün bunlar denenmiş olsaydı. Yani Eyüp Aleyhisselam kıssası denmemiş olsaydı kuru bilgi olan sabredinden ne anlardık ki? Yani Kur'an dese ki sabredin. Yani sabredin ne demek yani? Olayı anlatacak olayın içerisinden diyecek ki sabredin. Kuru bilgi olan sabredinden ne anlardık ki? Kur'an'da emredilen veya nehyedilenlerin hayattaki yansımalarını peygamber kıssalarıyla gösteriliyor. Sanki İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin gibi kanuniyetler ve hükmü ifadeler Kur'an'dan yaşantılar ise peygamberlerin hayatlarından. Yani mesela diyelim ki sabır anlatacak. Sabredin, inat yapmayın, gurur yapmayın. Kin yapmayın. Kuru bilgi bilinmezdi. Nedir ne demek? Sabır ne demek? Ha, Eyüp'ü anlatıyor, Eyüp'te anlatıyor sabrı. İnadı anlatıyor, Nemrut'ta anlatıyor. Ha? Ondan sonra gururu anlatıyor, Firavun'da anlatıyor. Kibri anlatıyor, kibir hem şeddat hem şeytan. Kibirlendi diyor. Yani olayla anlatıyor. İşte tarihçe hayat böyledir. Şefkat tokatları 10. lema böyledir. 28. mektup böyledir. Ondandır ki sorarlar yani mektubat okursak neremizi inşa eder? Şu. Mektubat okursak neremizi? Lemalar okursak neremizi? Sözler okursak neremizi? Barla okusak neremizi, tarihçe okusak neremizi inşa eder, ihya eder. Mektubat okursak dimağımızı, lemaları çok okursak
vicdanımızı. Böyle bir şeyimiz var, sesli ders var 5-6 dakikalık. Dinlersiniz böyle, Emirdağlı söylüyor, Kastamonu'yu söylüyor. Bir tane daha okuyayım, keseyim. 85. ayet. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Yani bir peygamber örnek olamadıysa sana diğer peygamber örnek veriliyor. Mesela Eyüp Aleyhisselam örnek olamadı mı? Ya abi çok zor ya, o kurtlandı falan. Hemen Allah peşinde bir ayet getiriyor bak şimdi. 84. ayet Eyüp Aleyhisselam. Yani çok abi ya, bu imtihan, bundan ben ders çıkartamam. Hemen 85. ayette diyor ki İsmail'i, İdris'i, Zülkif'i de yad et. Bak onların hayatına peki bu sefer. Biraz da yüzeysel bunlar. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Hani Eyüp gibi olamadın ama bunlar gibi ol bari. Yani bir peygamber örnek olamadıysa sana diğer peygamberi örnek veriliyor. Hayatını hayatlarıyla yorumla. Hayatını hayatlarıyla. Onların peygamber kıssaları veya büyük evliya menkıbeleri hayatımızı yorumlama malzemeleridir. Ayetlerde şu peygamberi de zikret diyor. Demesinin bir hikmeti ne olabilir diye düşündüğüm. Şu peygamberleri de zikret. Demesinin bir hikmeti de hayatını onun hayatına nispet et, örnek al, hayatının içeriklerini onunla yorumla. Ya. Doktor 1, 2, 3, 4, 5 tane de ayet var, onu da okuyayım. Keseyim ondan, bu sayfa bitmiş olsun. 87. ayet. Öfkeden sonra belki geçici birer kazanım ve muvaffakiyetler istisna da olsa olmuştur. Öfkelendin, kızdın, hakim oldun. Yani istisnadır. Yani öfkeden haklı dahi olsan, kazanım gibi gözükse de çıksan, ama herkes için umumiyetle öfkenin neticeleri her zaman kötü olmuştur. Din için olanlar hariç öfke. 89. ayet. Her şeyini kaybeden bile her şeyin sahibini kaybetme. Her şeyini kaybetsen bile her şeyin sahibi olan Allah'ı kaybetme. Bunun şuurunda ol. 89. ayet böyle diyor. 90. Sekeratı da öyle tanımlıyorum ya. Bütün yaşadığım 60 sene, bütün geçmişimdeki bütünlük hayatımın nokta olması, yaşadığım her şeyi kaybediyor. Sekerat anı var ya, can verme anı. Bütün o yaşadıklarım, kazanımlarım, her şeyim toplanıyor, onları kaybediyorum. Bunların sahibini buluyorum. Bulma anıdır sekerat anı. Bütün kazanımlarının kaybedilip, tebedül edip, bu kazanımlarının sahibini bulma anıdır sekerat anı. Yani kesretin vahdete, yani bütünsel bir hayatımızın cüzleri, cüzileri, kül ve küllileri, detayları, hepsi bu kadar süreç, işte şöyle yaptım, böyle yaptım, bunu yedim, onu yaptım, evlendim, gittim, geldim, dövdüm, dövüldüm falan. Hepsi, bütün hayat, bütün bunlara sahip olmak için diyor ki, bütün kainatı diyor Hasan Feyzi abi, bütün kainatı bir nokta yap, bütün cihanı bir nokta yap, o noktaya hakim ol. Anıdır sekerat anı. 90. ayet. Hayırlı işlerde koştur. Hayrını şartlara bağlama. Yani bu olursa ben bu hayrı yaparım deme. Yap. Mesela geçen birisi aradı. Mahkemeyi kazanmış. 19 sene sürmüş. Babası bir şeye, vakıfa, dini bir vakıfa, bizimle alakası yok yani. Nur cemaatiyle alakası yok. Nur cemaati yok, onu diyeyim. 5 katlı bir neye vakfetmiş.
Sonra oğlu buyuyor. Yok, vakıf bunu maksadın dışında kullanıyor diye mahkeme veriyor. Mahkemeyi kazanıyor. Hakim derhal da dinden uzak veya şer'i bir vakfedilen bir şey asliyetinden çıkartılamaz. Ona veriyor. Neyse, bir bayramlaşmak hiç aramıştı. Dedim ya, böyle bir mahkemeniz duydum. Doğru mu? He. E ne yaptı? Kazandım abi dedi. Ha, kazandım hocam dedi. Ya işte. Ya niçin söyledim? Yapacağın şeyi, hayrı şarta bağlama. Verdin, o verirken böyle mi de sonra sistemini bozmuş, o maksatta kullanmıyorsa onun sorumluluğu. Ama verirken doğru mu verdin o? Neymiş? 90. ayette şuydu bak. Hayırlı işlerde koştur, hayrını şartlara bağlama, Allah'tan umarak ve korkarak yalvar ve haddini bilerek hududunda kalmaya da bil. Cümleleri görüyor musun? Bir de okuyayım. Hayırlı işlerde koştur, bir. Hayrını şartlara bağlama, iki. Allah'tan umarak ve Allah'tan korkarak yalvar ve dua et. Üç, haddini bilerek hududunda kalmayı da bil, dört. 91. ayet. Yok değil mi, bir sıkıntı? Yok. Tamam. Aferin, bugün nöbetçiydin ya. Tamam, bugün nöbetçiydin, biliyorum. Allah razı olsun. Bugün annelik yaptı bize İbrahim'imiz. İftarımızı o yaptı, sahurumuzu o verdi. Çok şükür. 91. ayet. Bazı hanım modellerine Meryem, annemiz misal, mesela evleneceklere yani. Mesela diyorum, ben nasıl abi şey yapayım diye, artık çok sorulduğu için kendimce bir formül buldum, tamam mı? Bu formülü biraz ben uğraşmışım, vesile olmuşum. Ya abi nasıl olacak, işte kız olur, erkek olur falan. Dedim kardeşim, ben size modelleri sıralayayım, ne arayacağını bilirsen bulduğun zaman emin olursun. Ne arayacağını bilmiyorsan, bulsan bile emin olamazsın. Bir, evleneceği zaman Ayşe modeli var. Bundan ticaret olmaz. Çocuk büyütme de olmaz. Bu hizmette koşturacak. Bu Ayşe modeliyle evlenirsen, ondan çocuk, ticaret bekleme. Sonradan, abi ben çorba istiyordum. Öyle yok, çorba da yok. Ayşe validemiz gibi. Hatice modeli hem annedir hem çilenin insanıdır. Çorba da bulursun, evlat da bulursun. Ama Ayşe gibi hizmet değil, yani ilim değil, hizmet var onda. Mesela Hira'ya günde iki defa gelir. Suyun ekmeğini getirir. Hiçbir zaman ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, ya bugün de gitme ya, ben de yoruldum, ta oradan Mekke'den Hira'ya nasıl geleyim? Yani ilim değil, hizmet. Ve aş var, çocuk var. Fatıma modeli var. Bundan ticaret arama, çocuk arama ve iş arama, ilim arama. Fatıma modeli, Fatıma Atı Zehra. Evinde çorba pişer, evladın olur. Hazreti Hüseyin, Hasan gibi. Hazreti Meryem, çilenin insanı. Çilenin, yokun insanı, yok. Böyle bir model alırsan Hazretime. Asiye modeli var. Asiye, Firavun'un karısı, Müslüman, gizli Müslüman. Çile orada. Son bir tane model söyleyeyim. Rabia modeli. Bu da tasavvuf, enfusçi. Ondan hiç, bunların hiçbirisini arama. Kendi dünyasında. Sen şimdi, niçin söyledim? Rabia modelini alırsan, Ayşe gibi sonuç istersen kavgaya sebep değil mi? Sen niye Ayşe gibi bir şey isterken Rabia modelini aldın? Gelelim erkeğe. Erkek Ebu Bekir gibi bir model var. Ömer gibi model var. Dendiği zaman bitti o. Yani ak ve kara bitti. Osman ak ve kara ve ortası var, gri, enfusçidir. Musa gibi, yani aynı, Ali
ilim modeli. Musa modeli var, İsa modeli var. İsa, Enfus, Ruhullah. Tamam mı? İsa modeli var, Musa modeli var. Ben kendime delil, 28 tane peygamberin Kur'an'daki modelini gösteriyorum. Hadislerde çıkan şu analarımızın da model çıkartıyorum. Şu, eskide düşünürdüm, İbrahim Hakkı'da var mesela, başka şeyle, kitaplarda var. Saçı kel olan, burnu uzun olan, saçı beyaz olan, boyu kısa olan, şişman olan, topal olan, ama olan falan yazmışlar. Ya bunu niye yazdılar ya? Böyle böyle ahlakı olur. Niye biliyor musun? Bir hikmetini söyleyeyim. 7 tane hikmetini buldum. Bir hikmeti şu. Bak, itibat kurarken Müslüman'dan Müslüman'a kavga yapmayın. Birbirinizle dalaşmayın. Bak bu adam kel. Bu adam boyu şey, uzun, kısa. Yani dolayısıyla Müslüman'dan Müslüman'a kavgayı kaldırıyor. O mesela kel ise imtihanı budur. Boyu uzunsa imtihanı odur. Saçı beyazsa imtihanı odur. Bil ki onun imtihanıdır ya. Bak görüyor musun? Ne kadar hoş. Bildiğin zaman çok güzel oluyor ya. Lütfu kahrın şeyin vahid, bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizim. Lütfu kahrın şeyin vahid, ikisi de bir. Lütfu da kahrı ama bilmeyen çekti azap. Şimdi evleneceksin. Nasıl istiyorsun? Çorba mı pişirmesini istiyorsun? Kardeşim. Yani evde seni kapını bekleyecek çorbanı, çocuğun da kucağında olacak. Fatıma modeli alacaksın. Sen gidip de çalışan bir kadın alırsan, kız alırsan, hukukçudur, doktordur. Bu hangi modeldir? Hatice modeline girer. Çocuğu da olur ama çalışıyor. Öyle çorba morba o kadar bekleme. Ayşe modeli alırsan hizmetten hizmete koşar. Evde onu pek göremezsin. Evlat da olmaz. Çünkü evlat takıntısı olur, bir sürü hizmete koşturacak. Yani ne aradığını bilirsen, bulduğun zaman emin olursun. İsterseniz bunu burada bırakayım. Biraz öte 92. ayet. 90'ı okuduk. 91 okuyorduk, yarı kaldı. Bazı hanım modellerine Meryem annemiz misal, Kur'an'da iffetini korumuş olan kadını da an diyor. Bak, iffet noktasında Meryem, çile noktasında Asiye, iffet, iffetin timsali, misali. Ya Rabbi ya, nasıl bir imtihan Allah'ım ya, bir kadın bu nasıl imtihan oldu ya? Düşünebiliyor musunuz ya Meryem'in başına? Allah Allah. İffetin misali. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Ama işaret ne demek? Bitti de. Köylerde bir tane kaza su gelir. Bir tane mihengi nokta poligon taşı koyarlar. Mihengi taş. Uyduya şey yaparlar. Bir tane büyük taş. Beton. Bütün o köydeki diğer taşlar buna nispet edilir. Meryem ve İsa da ona ne diyor? Ona ruhumuzdan üfledik, onu ve oğluna cümle alem için bir işaret kıldık. Mihengi nokta. O kadar cebime gidiyor ki İsa aleyhisselam şeyi ruhsal yapısı. Meryem'i düşündükçe kaldıramıyorum yani erkek olarak. Bu nasıl bir imtihan? Ben şöyle okuyorum arkadaşlar, mektubatı da ondan sonra bitti. Mektubatta var ya 19. mektup. Mucizatame diye. Belki faydası olur. Ben oraya okuyunca hayal ediyorum, o oluyorum. Mesela parmaklarına su akıyor. Su akıyor, böyle geçip gitmiyorum, okuyamıyorum öyle. Kendimi kaldırıyorum böyle. Parmağı bir şey yapıyorum, döküyorum. Şimdi benim parmağımdan su aksa, gel iç. Kapını da doldu. Herkes abdest alın. Gel. Benim imanım nasıl olur benim? Bende bile olsa. Hey İbrahim. İbrahim şimdi sen ben elime gelsen su içsen. Senin imanın nasıl olur? Bilmiyorum abi. He? Telaffuz edemem herhalde. Allah Allah.
Bunu şarja tak. Şarjı iyi oturmamış. Hı. Tak ikisinde. Şu arayı. Hı. Nasıl olur? Çıkar tak bir daha bu arayı. Vallahi. Şöyle de. Hı. Buradan su içiyorsun. Telaffuz edemeyiz abi. Şimdi sen su içiyorsun. Acayip bir halde gireceğim abi. Şimdi sen Resulullah'ın yanındasın. Adam dedi ki şu ağacı çağır gelsin. Sen de seyrediyorsun ona ne olacak? He? Evet. Adam onu gelirken adam asılıyor biliyor musun? Hakikaten göz boyamasın beni mi sürükleyecek? Adam sürüklene geliyor. No, bu diyenin imanını bir düşün. Hayal edilir mi peygamberin imanı? Diyorum geliyor. Peki o adamın imanı nasıl olur? Olması gerekirken o adam nasıl bir kafir ki hala sihir diyor. Aklım almıyor ya. Ben böyle okuyorum, böyle suyu alıyorum. Döküyorum, tamam. Allah Allah. Burada kesiyorum. Geceniz mübarek olsun. İnşallah gene yarın saat 11'de. Endişe etmeyin, biraz geç kalabilirsek de. Yani ders yok mu diye şey yapmayın. Onu anons geçer yani. Ama yetişmekte zorlanıyoruz böyle. Aynı oruç havası olduğu için. Oruç. Ama bir teravih yok. İnşallah yaraladık değil mi? Bir şeyi. Şevali. Anasından doğmuş gibi oluyor. Allah Resulü dedi mi? Dedi. Bitti. Onu sorgulama. Beni hiç ilgilendirmez. Ben böyle inanıyorum, böyle muamele göreceğim. Ondan hiç şüphe etme. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh sözüdür. Acaba duam kabul olur mu? Yaptığım kabul olur mu? Endişe etme. Dua edememekten endişe et. Yani sen Allah'a suizan etme. Bu böyle mi? Bu böyledir. Böyle mi olacak? Böyle olacak. Yeter ki sen inan. Zaten sistem böyle çalışıyor. Senin bu sıcakta, bu Mayıs'ta, Aralık, Kasım'larda tutma varken, değil mi mesela borcu olan 5-6 saatte, Aralık'ta, Kasım Aralık'ta 5-6 saat. 17-10 küsür saatte tutuyorsun. Bu Allah. Ki Hazreti Ali ne güzel demiş. Oruçluyken çöllerde diyor, seyahat etmeyi yaparmış. Hoş, nefsime çok hoş geliyor diyor. Oruçluyken azap çekmek. O da diyor. Tamam. Rabbime emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Bir çıkarım veya bir sormak isteyen var mıdır? İnşallah yoktur. Ve böylelikle kapatacağım inşallah. Yarın buluşmak üzere. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam abi. Hayırlı akşamlar.